bir fabrikanın iki farklı ürünü ürettiğini ve ürünleri de, değil mi? Birinci ürünü X ile ikinci ürünü Y ile sembolize edelim. Bunlar hem ürünün cinsini hem de adedini temsil etsin. Hem cinsi hem de adedini temsil etsin. X marka ürünün üretimi adet başına 3 saat almakta. Y marka ürünün üretiminin adedi 4 saat almakta. Ve bu fabrika haftada 240 saat çalışmakta. Toplam 240 saat çalışmakta. Dolayısıyla X marka üründen X adet ürettiği için tanesi 3 saat harcandığı için X tanesi 3x saat harcanır. Benzer şekilde Y marka üründen de Y adet üretildiği ve tanesinin 4 saat çalışılarak üretildiği göz önüne alınırsa 4Y saatte, değil mi? İkinci marka ürün için harcanır. Bu ikisinin toplam 240 saatlik bir üretim zamanı ile kısıtlıdır. Bunu biz doğrusal denklemlerle de gösterebiliriz. Gösterebileceğimiz gibi grafikle de ifade edebiliriz. XY koordinat düzleminde X gördüğümüz yere 0 yazsak 240 bölü 4 60. Y gördüğümüz yere 0 yazsak 240 bölü 3 80. X'ten alma, Y'den 60 al. 60 şurada olsun. X'ten 80 al, Y'den alma. Şimdi ürün adetleri negatif olamayacağı için bizim bu tip denklemleri çizebilmek için sadece birinci bölgeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla doğrulardan değil, doğru parçalarından faydalanarak çiziyoruz. 3x artı 4y eşittir 240. Peki bu doğru ne anlama geliyor? Bu toplam üretim zamanı olan 240 saati aşmamak koşuluyla şu doğru üzerindeki, doğru parçası üzerindeki bütün noktalar benim işimi görür. 240 saati aşmayacak cinsten işimi görür. Örneğin Y x ekseni 80'den fazla olamaz, değil mi? 80'den az olması lazım. Y ekseni de ne olması lazım? 60'tan az olması lazım. En fazla 60 olur. Mesela x değeri için ne diyelim? X 60 olsun. 3x artı 4y eşittir. 240 saatlik bir üretim var. X gördüğümüz yere 60 diyelim. 60 kere 3 180. 240'tan 180 çıktı. 60 4'e böldüm 15. 60'a karşılık gelen y değerim 15. X eğer 60 olursa y değerim ne olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Bu nokta yani 60'a 15 noktası da doğru parçası üzerinde bir noktadır. Bu da bizim doğru denklemimiz olan 3x artı 4y eşittir 240'ı sağlar. Farklı bir örnek olarak x yerine 40 diyelim. 40 kere 3 120. 120 çıkardım. 120 kaldı. Y 30 oldu. X'ten 40 birim üretildiği zaman 40 da şurada olsun. Buna karşılık gelen y değerim, değil mi? Y üretimi 30 tane olmalı ki bu gene doğru parçası üzerinde bir nokta olsun. 40'a 30 ne yapacak? Denklemimiz gene sağlamış olacak. Yani doğru parçası üzerindeki farklı noktaları elde edebiliyorum. Kısıtlayıcı koşulum ne? 3x artı 4y eşittir 240 kısıtlayıcı koşulum altında. Farklı bir örnekle gene işletme ekonomi matematiğinin uygulamasından bahsedelim. Amortize miktar. Amortize ya da biz bunu indirim ya da aşınma olarak da kullanabiliriz. Aşınma. Bunu doğrusal denklemlerin problemlerinde, yıpranma ömrü problemlerinde kullanırız. Mesela bugün 100 bin dolara alınan bir fotokopi makinesi. Fotokopi makinesi. Seneye bir sene sonra olduğu zaman biz bu sıfır aldığımız fotokopi makinesinin değeri 100 bin dolar olmayacak. 90 bin dolar, 80 bin dolar gibi bir miktar aşınacak. Öbür seneye gittiğimizde fiyatı biraz daha düşecek. Bir sonraki 3. yıl sonraya gittiğimizde daha düşecek. O zaman biz yıllık aşınma miktarını da belirleyelim. Yıllık aşınma miktarı ya da yıllık ne kadar değer kaybediyor ya da yıllık ne kadar aşınıyor. Buna da 10 bin dolar diyelim. Yıllık 10 bin dolar aşınıyor.
T zamanı göstersin. Yıl olarak zamanı göstersin. V ise, VT ise T zamanındaki fiyatı olsun. T zamanındaki fiyatı olsun. Biz bunu doğrusal denklemlerle ifade edebiliriz. Bugün fiyatı ne? Bugün fiyatı 100 bin dolar. Değil mi? T zamanında bir yıl sonra 100 binden 10 bin çıkacak. 2 yıl sonra 100 binden 10 binin 2 katı. 3 yıl sonra 100 binden 10 binin 3 katı çıkacak. T yıl sonraki fiyatı 100 binden, değil mi? 100 bin dolardan 10 bin doların yıpranma, yıllık yıpranmasının T katı kadar çıkması lazım. İşte bakın ne yaptık? VT şeklinde bir doğrusal denklemi gösterdik. Diyeceksiniz ki x, y koordinat düzlemiydi. Bunu nasıl VT'ye geçiş yapacağız? Siz buraya x derseniz x olur. Eğer T derseniz T olur. Buraya y demez, v derseniz v olur. T neydi? Yıldı. V dediğimiz neydi? Fiyattı. V de fiyattı. Bunu çizelim. Çizmek için bize iki farklı noktaya ihtiyaç var. T yerine 0 yazdığımız zaman V 100 bin olacak, değil mi? Benzer şekilde V yerine 0 yazdığımız zaman 10.000 T eksi 10.000 T artı 10.000 T olacak. 100 bin 10 bine böldüğümüzde 10 olacak. 10'a 0. T'den alma, V'den 100 bin al. 100 bin dediğimiz şurada olsun. Şuna çarpı 1000 diyelim. 100 bin diyelim. T'den 10 al. Hadi 10 da şurada olsun. Bakın grafiğimiz, doğru parçamız bu. Yıl hiçbir zaman negatif olmaz, değil mi? Bakın bu negatif eksi tarafını da almadık. Fiyat da hiçbir zaman negatif olmaz. Dolayısıyla bu bölgeler benim için yoktur. Ben sadece birinci bölgeye göz atmam lazım. Peki. Birinci bölgede dikkat ederseniz mesela bir yıl sonundaki fiyatı ne olacak? Şuradaki yılları ayırtlasak şuradaki 1 olsun, 2 olsun, değil mi? 3 olsun, 4 olsun, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Bir yıl sonundaki fiyatı, değil mi? Bakın tam doğru parçasının üzerindeki nokta, şu nokta 90 bin olacak. 2 yıl sonundaki fiyatı istersek doğrunun denkleminden de yazabilirim. 80 bin olacak. 3 yıl sonundaki fiyatı 3 tane 10 bin çıkardık. 70 çarpı 1000 olacak. 4 yıl sonundaki değeri, değil mi? Bakın şurası 60 bin olacak. Doğru parçası üzerindeki noktaları alıyorum sadece. Farklı noktalar değil. 5 yıl sonundaki değeri, değil mi? 50 bin dolar olacak fotokopi makinesinin. 6 yıl sonundaki değeri 40 bin dolar olacak. 7 yıl sonundaki değeri 30 bin dolar olacak. 8 yıl sonundaki değeri 20 bin olacak. 9 yıl sonundaki değeri 10 bin olacak. 10 yıl sonunda ne olacak? Burada. Tamam, değersiz olacak. Burada ne görmüş olduk? 10 yıl içerisinde, değil mi? Değerinin sıfıra geldiğini, fotokopi makinesinin değerinin sıfıra geldiğini görmüş olduk. Bu da işletme ekonomi matematiğinde doğrusal denklemlerin farklı bir uygulama ifadesi olarak karşımıza çıkar. Farklı bir örnekte 68.000 TL'ye alınan bir kamyonetin, 68.000 TL'ye alınan kamyonetin, değil mi? Yıllık aşınmasının 8.000 TL olduğundan bahsediyor. 8.000 TL yıllık aşınması varmış. Kamyonetin X yılı göstersin, Y de fiyatı göstersin. O zaman X yılındaki fiyatı, bugünkü fiyatı eksi 8.000 çarpı x'tir. Mesela bugün sıfır kilometre aldık. X gördüğümüz yere sıfır yazdığımız zaman fiyatı 68 bindir. Değil mi? Mesela bunu şöyle gösterelim size. Özür dilerim. Şöyle gösterelim. Bugün sıfır kilometre aldım. X gördüğümüz yere sıfır yazdık. Y eşittir 68 bin. Bugünkü fiyatı 68 bin. Mesela bir yıl sonundaki fiyatı 68 binden 8 bin çıktı. 60 bin fiyatı. Değil mi? 2 yıl sonundaki fiyatı gene 8.000 çıktı. 52.000. 3 yıl sonunda 44.000. Efendim 4 yıl sonunda 36.000. 5 yıl sonunda 28.000. 6 yıl sonunda 20.000.
7 yıl sonunda 12 bin, 8 yıl sonunda 4 bin, 9 yıl sonunda negatif bir rakam olur, olmaz. Dolayısıyla peki ne zaman bu kamyonetin fiyatı sıfır olur? Ne zaman sıfır olur? Ne zaman Y sıfır olur? Kamyonetin fiyatına demiştik bakın. 68 bin eşittir 8 bin X. Her iki tarafı 8000'e bölelim. Gitti. X eşittir. 68'i 8'e böldük. 8,5. 8,5 yıl sonra kamyonetin fiyatı 0 olur. Ya da 8 yıl, buçuk yıl dediğimiz 6 ay, değil mi? 8 yıl, 6 ay sonra kamyonetin fiyatı 0 olur. Biz bunu grafik çizerek de gösterebiliriz. Sadece alacağımız kısım birinci bölgeyi almamız gerekiyor. XY koordinat düzleminde. Y dediğimiz neydi? Fiyattı. X dediğimiz yıldı. Çizelim. 7'den 68 bin alalım. Şurası 68. 2'de bir 1000 yazmayalım. Buraya çarpı 1000 diyelim. X'ten de neyi alalım? 8,5 yıldı. Şuradan da 8,5 yıl alalım. 8,5 yıl alalım. Değil mi? O zaman bizim grafiğimiz şu şekilde olmak zorunda. Peki hangi noktalardan geçiyor? O noktaları işaretleyelim. 0'a 68 bin, 1'e 60 bin, değil mi? Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1'e 60 bin. Şurası 60. 2'ye 52 bin. Kusura bakmayın çizimimiz biraz kötü. Burası 52 bin. 3'e 44 bin. 44. Bak burada bu da bu şurada bir nokta değil mi? Noktaları buluyorum sadece üzerinde. 4'e 36. 4'e 36 bin. 5'e 28 bin. 6'ya 20 bin. Burası 20. 7'ye 12 bin. Burası 12 bin. 8'e 4 bin. Burası da 4 bin. Dolayısıyla 6 ay sonra fiyatı 0 olacaktır. Gene uygulamalarından biri de bir firmamız var. Firma üretim yapıp ve satış yaptığımızı düşünelim firmada. Üretim ve satış yaptığımız. Satış yapıyorsak bizim neyimiz var? Firmada bir gelirimiz var, değil mi? Toplam gelirimiz var. Ya da gelirimiz var, değil mi? Gelir ya da toplam gelirimiz var. Biz üretim yaptığımıza göre ne var? Bir giderimiz var, değil mi? Ne giderlerimiz olur bizim firmadaki giderlerimiz? Kira giderimiz olabilir, elektrik, su fatura giderlerimiz olabilir, işçi maliyetlerimiz olabilir, değil mi? Giderler olarak. İşte sigorta maliyetleri, işçi ücretleri olabilir, ham madde ücretleri olabilir. Dolayısıyla bir de toplam giderimiz var. Veya gider. Yani bir gelirimiz var, bir de giderimiz var. Peki bu firmanın, şimdi gider deyince aklımıza iki türlü gider geliyor. Bir apartmanda düşünün, apartman dairesinde kalsanız da kalmasanız da mutlaka apartman aidatını ödemek zorundasınız. Bu sabit bir giderinizdir. Siz kaloriferi açsanız da açmasanız da, elektrik suyu kullansanız da kullanmasanız da bir apartman gideri vardır. Bunu vermek zorundasınız. Firmamız var, dükkanın kirası var ya da iş yerinin kirası var diye düşünün, değil mi? Mesela bunun %100 bir gideri var. Siz üretim yapsanız, satış yapsanız da yapmasanız da bunun bir gideri mutlaka var. Dolayısıyla gideri de biz kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Bir sabit giderimiz var. Bir de ya da sabit gider ya da maliyet. Sabit maliyet. Bir de marjinal maliyet. Ya da gider de diyebilirsiniz. Marjinal mi? İki türlü giderimiz var. Peki sabit gideriz ya da maliyeti anladık. Marjinal dediğimiz ne? Marjinal maliyet ürün üretiminden kaynaklanan ürün başına maliyetten elde edilen bir maliyettir. Mesela bir ayakkabı fabrikasındayız, ayakkabı üretimi yapıyoruz. Ayakkabı üretmediğin zaman dükkan kirası ya da iş yerinin kirası ya da işçi maliyetleri çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın sabit giderdir. Ama
Ayakkabı için bana ne lazım? Bir deri lazım, bir keçe lazım. Bak bunlar maliyettir. Ayakkabı başına düşen maliyettir, değil mi? Bir boya lazım, değil mi? Bir kesme makinesi lazım. Bunlar ne yaptık? Üretimden kaynaklı maliyetler ise marjinal maliyet olarak adlandırılır. Biz ne kadar ürün üretelim? Bizim x tane ürünümüzü üretip sattığımızı düşünelim. X tane ürünü üretip sattığımızı düşünelim. Dolayısıyla marjinal maliyet, ürün başına maliyeti BTL olsun. Ya da dolar olsun. Ürün başına B dolar olsun maliyeti. Ürün başına B dolar olsun. O zaman benim marjinal maliyetim ne olacak? Bir tanesinin marjinal maliyeti B dolarsa, X tane ürünüm varsa marjinal maliyetim BX dolar olmak zorunda. Şimdi bu ifadelere isimler verelim. Toplam gelir ya da gelir dediğimiz ifade ise TR ile veya R ile gösterilir. Toplam gider ya da maliyet, toplam maliyet ya da toplam gider ya da gider dediğimiz TC ile veya C ile gösterilir. Sabit maliyet ya da gider dediğimiz FC ile gösterilir. Ya bunlar İngilizce harflerinin kısaltmasıdır. Bu fixed cost'tur. Sabit maliyettir. Sabit bir değere eşittir. Toplam maliyette total cost gibi ya da cost gibi. Marjinal maliyet ise MC ile gösterilir. Bakın MC ile gösterilir. Sabit bir kira gider ya da apartman aidatı olan bu değer ürün sayısından bağımsızdır. Bu vermek zorunda olduğum bir fiyattır. O halde toplam maliyet dediğimiz TC'yi şöyle yazabiliriz. TCX nedir? Sabit maliyet. Bakın sabit maliyetin yanına parantez içerisinde X koymadım. Çünkü sabit maliyet ürün sayısından X. Ürün sayısından bağımsızdır. Artı MCX'tir. O zaman biz toplam maliyeti şöyle yazabilirim. FC artı MC dediğimiz nedir? B kere X şeklinde toplam maliyeti yazabilirim. Kaç tane ürünüm var? X tanesini ne kadardan satıyorsa bir birim ürünün satış fiyatı ürün A liradan ya da A dolardan satılsın. O zaman cebine ne kadar para girer? Toplam gelirin x tane üründen kaynaklı toplam gelirin, çünkü ürün sayısına bağlıdır. Tam rekabetçi piyasada A çarpı x'tir. Bu da senin neyin? Gelirin. Bakın gelirin. Gelirin de kaç tane ürünün var? X tane ürünün var. Tanesi ne kadar? A dolar. Cebine ne kadar para girdi? A x. Cebinden ne çıktı? FC artı BX çıktı. Kar dediğimiz İngilizcesi profit. Profit'i temsil etmesi için kârı biz pi ile gösteririz. Bu da x'e bağlıdır. Kâr dediğimiz ne? Cebimize giren para eksi cebimizden çıkan paradır. Kaba haliyle. O zaman kâr dediğimiz cebimize ne kadar para girdi? A çarpı x girdi. Ne kadar çıktı? Bir sabit maliyet çıktı. Bir de marjinal maliyet çıktı. O zaman kâr dediğimiz x'ler bakın şurada ortak. X parantezinde a eksi b eksi FC olarak karı yazabilirim. Bakın dikkat edin, kar ne? A-B ve FC dediğimiz, sabit maliyet dediğimiz bunlar birer sayı olduğuna göre birinci dereceden kar dediğimiz şey de doğrusal bir denklemdir. Doğrusal denklemdir. Benzer şekilde TRX eşittir AX, bu da birinci dereceden, bakın bu da bir doğru belirtir. Bu da doğrusal denklemdir. Benzer şekilde toplam maliyet, bu da birinci dereceden, bu da doğrusal denklemdir. Doğrusal denklem olarak yazılabilir. Sabit maliyeti 560 dolar olsun. Kaç tane ürünümüz var? X birim ürün var. X birim ürün var. Ürün başına marjinal gideri 9 dolar. Dolayısıyla marjinal maliyeti 9 kere x dolar olur. O zaman ürün başına satış fiyatı 25 dolarsa toplam gelirin 25 çarpı x dolar olur. Bu senaryoyu bir araştıralım. Toplam maliyetimiz sabit maliyet artı marjinal maliyettir. Değil mi? Marjinal maliyettir.
O halde toplam maliyetimiz, sabit maliyetimiz 560 dolar artı marjinal maliyetimiz 9x şeklinde verilebilir. Toplam gelirimiz ise 25x olarak verdik. Biz bunların grafiklerini çizerek durumu izah edelim. X olsun. Birinci grafiğimiz X'e TC. X ne? Ürün sayısı. TC ne? Toplam maliyet. İkinci grafiğimiz X'e TR. X gene ürün sayısı. TR dediğimiz toplam gelir ya da gelir. Bakın çizelim. Çizmek için bize iki noktaya ihtiyaç var. X'e ne? 0 yazdığımız zaman TC dediğimiz ne? 560. Y yerine 0 yazdığımız zaman, değil mi? Eksi 9x, eksi 9x 560 olacak. X eşittir. Eksi 560 bölü 9'dan eksi 62,22. Sadece çizmek için gösteriyorum. Yoksa ikinci bölgeden herhangi bir şey çizmeyeceğim. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Bu ne? X'e TC'nin grafiği. Yani negatif tarafta çok sağ tarafa geçtiği çizemediğim için ancak bu kadar gösterdim. Bizim grafiğimiz doğru denklemimiz bu şekilde giden bir doğru denklemi. Sadece birinci bölgeyi aldığım için bu şekilde gösterdim. Mesela buradaki değerlere bakalım. X'in ürün sayısı ne kadar artarsa, değil mi? X'in ürün sayısı ne kadar artarsa maliyetimiz de bir o kadar artıyor. Mesela X'in kaç tane ürün ürettiğimizi varsayalım. 10 olsun. Onu yerine koydum. 560 artı 90, 650 oldu bakın. Mesela 100 tane ürün ürettiğimizi varsayalım. Maliyetimiz ne oldu? 900, 560'da 1460 oldu. Giderek artan bir grafiğe sahip. Gelelim toplam gelirin grafiğine. Kaçtan geçiyor? Sıfıra sıfırdan geçiyor. Değil mi? Bak sıfıra sıfırdan geçiyor. Grafiği de şu şekildeki bir grafik. X yerine 10 tane ürün ürettiğimizi varsayalım. Bakın toplam gelirin ne oldu? 250 oldu. Mesela kaç tane? 100 tane ürün ürettiğimiz zaman toplam gelirimiz ne oldu? 2500 oldu. Bu şekilde ne kadar çok üretirsen o kadar çok cebine para girdiğini gösteren, toplam gelirin arttığını gösteren bir grafikte bu. Kardan gidelim şimdi. Kar dediğimiz şey cebimize giren para eksi cebimizden çıkan para. Kar dediğimiz x'e bağlı kar eşittir. TR. TR dediğimiz 25x'ti. TC maliyetimiz, bir sabit maliyetimiz var. Bir de değişken maliyetimiz 9x var. Ya da marjinal maliyetimiz 9x var. O zaman kar eşittir. 16x eksi 560 olarak verilir. Bunu da bir doğru denklem olarak çizebiliriz. X'e y koordinat düzleminde. X gördüğümüz yere 0 vermiş olsak 560 bölü 16 35. Y gördüğümüz yere 0, x gördüğümüz yere 0 vermiş olsak y eşittir ya da pi eşittir eksi 560. Y gördüğümüz yere 0 vermiş olsak x eşittir 35. Değil mi? X'ten 35 olacak. Y'den de eksi 560 olacak. Şöyle bir grafiğimiz. Şuraları nokta nokta alıyorum. Dördüncü bölgemiz. Şu şekildeki bir grafik. Ne zaman kar etmeye başlamışsınız? Bakın çok önemli burası. Ne zaman kar ettim? 35 birim üründe karım ne? Bu kar grafiği. Bakın karım ne? Sıfır. 35'ten fazla ürün ürettiğim zaman bakın ne yapıyoruz? Kar etmeye başlıyorum pozitif yönde. 35'ten daha az ürün ürettiğimde hep zarardayım. Bakın dikkat edin. Hep zarar ediyorum. 35 ne benim için ne? 35 benim için başa baş noktası. Yani gelirin gidere eşit olduğu nokta. 35 üründe gelirimle giderim birbirine eşit. Karım sıfır. 35'ten fazla ürün ürettiğimiz zaman kar elde etmeye başlıyoruz. Bunu da grafiksel olarak bu şekilde gösterebiliriz. Mesela kaç ürün üretelim? 10 ürün üretelim. 10 üründeki karın ne? Değil mi? 10 üründe bakalım. Şurası 10 olsun. Kar denklemimiz burada. 160'tan 560 çıkardım. 400 lira zarardayım. 100 ürün ürettiğimizde ne oluyor? 100 de şurada olsun. 1600'den 560 çıksa 1040 olur. Karımız ne oldu? 1040 oldu. Bakalım. 10 üründe neydi?
650 maliyetim vardı. 10 üründe 250 de neydi? Gelirim vardı. 650 maliyet, 250 gelir, 400 zarardayım bakın. 100 üründe maliyetim 1460, gelirim 2500, 2500'den 1460 çıkartırsak karım ne oldu? 1040'da karım olmuş oldu. Kaça alınmış fotokopi makinesi? 12.500 dolara alınmış. Yıllık ne kadar amortiz oluyor ya da yıllık ne kadar aşınıyor? 1995 dolar da yıllık aşınıyor. Yıllık aşınması. Bize neyi soruyor? Fotokopi makinesinin 2 yıl ve 4 yıl sonundaki değer. X ne olsun? X yıl olsun. Değil mi? Ya da zamanı göstersin. Y de fiyat olsun. O zaman biz fotokopinin makinesinin fiyatını, X'e bağlı fiyatını şöyle diyebilirim. 12.500 X yılındaki fotokopi makinesinin fiyatı 12.500 eksi 1995 çarpı X şeklinde yazabiliriz. Mesela 0 yılındaki fiyatı 12.500. 1 yıl sonundaki fiyatı 12.500'den 1995 çıkartalım. 10.505. 2 yıl sonundaki fiyatı 8.510. Değil mi? 2 yıl sonundaki fiyatı. Bize iki nokta lazım grafik çizmek için ama bütün noktaları buradan işaretleyelim. 3 yıl sonundaki fiyatı efendim 6.500 2000 çıkar 6.515. 4 yıl sonundaki fiyatı 2000 çıkar 4.520. 5 yıl sonundaki fiyatı 2.525. 6 yıl sonundaki fiyatı 530. 530 değil mi? Dolayısıyla bize sıfır ya da ne zaman sıfır olur bunun fiyatı? Bir de oradan gidelim. Ne zaman sıfır olur? 12.500'ü 1995'e bölelim. 6.26 yıl sonunda sıfır olur. Dolayısıyla grafik çizecek olsak sadece bizim için birinci bölge yeterli. Biz hepsini gösterdik. 2 yıl ve 4 yıl sonundaki fiyatlarını da gösterdik. X yılı ya da zamanı Y'de fiyatı göstermek üzere bizim için iki farklı nokta lazım doğru çizebilmemiz için. 12.500'e 0, şurası 12.500 olsun bugünkü fiyatı. Bu yatay eksende de 6,26 yıl olsun. İkisinin arasındaki bütün değerler, doğru üzerindeki bütün noktalar işimizi görür. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, 6,26. Özür dilerim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci yıl sonundaki değeri 10.505, değil mi? Makinenin değeri 10.505. Bize 2 yıl ve 4 yıl sonundaki fiyatlarını sormuş. 2 yıl sonundaki fiyatı 8.510. 3 yıl sonundaki fiyatı bakın 6.515. 400 sonundaki fiyatı 4.520. 500 sonundaki fiyatı 2.525. 600 sonundaki fiyatı 530. Ve birkaç ay sonra 6,26 yıl, değil mi? Birkaç ay sonraki fiyatı hurda fiyat yani sıfıra geliyor. Bana sorduğu soru 2 yıl ve 4 yıl sonundaki değerlerini sormuş. Şu sıfırıncı yıl, şu birinci, şu ikinci yıldaki değeri, şu da dördüncü yıl sonundaki değeri olmak üzere fiyatları bu şekilde gösterebiliriz. 265 bin dolara alınan bir fotokopi şey baskı makinesi 32 bin dolar yıllık aşınıyormuş, değil mi? 3 yıl ve 7 yıl sonundaki değerlerini soruyor. Değerleri nedir? X yılı göstersin, Y de fiyatı göstersin,
X yılındaki fiyatı 265 bin eksi 32 bin çarpı X. 3 yıl sonundaki değeri Y3. 265 bin eksi 32 bin çarpı 3. O da 265 bin eksi 96 bin. Buradan da 169 bin olarak elde ederiz. 7 yıl sonundaki değerini sormuş. 265 bin eksi 32 bin çarpı 7. Buradan da 265 bin eksi 1.274.1.723.21.22.224 bin 65 61 20 41 bin lira olarak karşımıza çıkmış olur. Ne zaman fotokopi baskı makinesinin fiyatı sıfır olur? Ne zaman Y sıfır olur? Şuradan aldık bakın. Ne zaman Y sıfır olur? Fiyatı sıfır olur. Sıfır eşittir 265.000 eksi 32.000 çarpı x. 32.000 çarpı x 265.000 bölü her iki tarafı 32.000'e böldüğümüz zaman değil mi? Ne çıktı? X eşittir 265 bölü 32 8.28 yıl sonra değil mi? Bu baskı makinesinin fiyatı sıfır olur. Diğer soruda firmanın sabit maliyetinin 122 bin dolar olduğu ve birim başına maliyetinin 750 dolar olduğu. Kaç birim ürün var? X birim ürün var. Tamam, X birim ürün olsun. O zaman marjinal maliyetin ya da değişken maliyetin ürün başına 750 dolarsa X birinden 750 çarpı X dolar değişken maliyetin olur. Bize 25 birim ve 50 birim ürün için toplam maliyeti soruyor. Toplam maliyeti nedir diyor soruda. O zaman benim bir toplam maliyeti bulmam lazım. Toplam maliyet, sabit maliyet artı marjinal maliyet. O zaman toplam maliyetim sabit maliyet 122.000 artı 750 çarpı x olarak toplam maliyeti bulduk. 25 birim ürün için 25 birim ürünün grafik çizmeye gerek yok artık. 122.000 artı 750 çarpı 25. Buradan da 750 çarpı 25 artı 122.000 140.750 dolar olarak toplam maliyeti bulduk. Peki diyor ki 50 birim ürün olsaydı toplam maliyetin ne olurdu? Artı 750 çarpı 50 buradan da 159.500 olarak toplam maliyetimizi elde etmiş oluruz. Yine benzer bir soru. Sabit maliyete 85.000 dolar olarak vermiş. Değişken maliyet her bir birim başına 225 dolar. X birim ürün olduğu zaman değişken maliyetimiz 225 çarpı x dolar olarak karşımıza çıkar. Toplam maliyetimiz ise sabit maliyet artı marjinal maliyet 85.000 artı 225 çarpı x. Soru şu, 10 birim ürünün toplam maliyeti nedir? 100 birim ürünün toplam maliyeti nedir diye sormuş. 10 birim ürünün toplam maliyeti 85.000 artı 225 çarpı 10. Buradan da 85.000 artı 2.250. Buradan da 87.250 dolar olarak bulunur. 100 birim ürün için değil mi? Toplam maliyetin nedir demiş. 85.000 artı 225 çarpı 100. Buradan da 107.500 dolar olarak toplam maliyetimizi elde ederiz. Sattığı her parçadan 120 dolar alıyor. Sende kaç parça ürün var? X parça ürün olsun ya da X birim ürün olsun. Sattığı her parçadan 120 dolar alıyorsa cebine ne kadar para giriyor? TRX eşittir 120 çarpı X bu cebine giren para. Tamam, bu cebine giren para. Her parçadan 120 dolar alıyor. X parçadan 120 X dolar alır. Toplam maliyetimiz ne? Sabit maliyet artı marjinal maliyet.
Toplam maliyetimiz, sabit maliyet 1800 dolarmış, kendisi vermiş. Marjinal maliyet birim başına 55 dolar. X parça ürün var. 55 çarpı X. Gelelim kâra. Kâr dediğimiz cebimize giren eksi cebimizden çıkan. O zaman kâr dediğimiz cebimize ne girdi? 120x girdi. Ne çıktı? 1800 çıktı. Bir de 55x çıktı. O zaman kâr dediğimiz 120, 50, 70, eksi 5, 65x. Eksi 1800. Değil mi? Bize 75 birim ve 125 birim için kârı soruyor. O zaman pi 75 eşittir 65 kere 75 eksi 1800, o da eşittir 3075 dolar kârımız var. Kaç üründe? 75 üründe. 125 üründeki kârımız nedir? 65 çarpı 125 eksi 1800 6.325 dolar da buradan kârımızda. Peki başka bir soru. Ne zaman başa baş noktası? Kaç üründe başa baş olur? X eşittir kaçta başa baş olur? Başa baş ne? Gelirin gidere eşit olduğu nokta. Ya da kârın sıfır olduğu nokta. Ne zaman kâr sıfır olursa o zaman başa baş olur. Kâr ne? 65x eksi 1800 mü? 65x eksi 1800 ne zaman sıfır olur? 65x 1800 olduğunda x eşittir 1800 bölü 65. X eşittir 27,69 üründe kâr sıfır olur. 27,69'dan bir küçük 27,68 olduğunda zarardayım. 27,70 olduğunda kârdayım. Bu nedir? Bu ürün sayısından daha az ürün üretirsem zararda olduğumu, daha fazla ürettiğimde kârda olduğumu gösteren bir birimdir. Böylece bir borsa yatırımcısı 50 bin dolarlık hesabının ne kadarını %8'den ve ne kadarını %12'den yatırmalıdır ki yıllık getirisi %9,5 olsun. Bir borsa yatırımcısının 50 bin doları var. Ne kadarını %8'den yatırdı? %8'den yatırdığı miktarı, geriye kalan kısmını da %12'den yatırdı. %8'den yatırdığı miktarına biz x dolar diyelim. Toplam 50 bin dolar olduğu için geriye kalan miktar da 50 bin eksi x dolar miktar olur. Bir yıl sonunda %8'den elde ettiği gelir x çarpı 8 bölü 100'udur. Artı. Bir yıl sonunda 50 bin eksi x doların %12'den elde ettiği gelir 50 bin eksi x çarpı 12 bölü 100'dür. Bu gelir diyor yıllık getirisi %9,5'a geliyormuş. Neyin %9,5'una? Tüm paranın %9,5'una karşılık geliyormuş. 50 bin çarpı 9,5 bölü 100. Denklemi oluşturduk. Hepsinin paydasında 100 var. Yüzleri yok edelim. Burası 8x artı 50 bin çarpı 12 600 bin eksi x çarpı 12 12x eşittir 50 bin çarpı 9,5 475 bin. 8x'ten 12x çıktığı zaman eksi 4x kalır. Diğer tarafa attım. Artı 4x. 475 bin 600 bin yanına attığımda çıkarma işlemi yapacağım. 125 bin kalır. Dolayısıyla her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman x eşittir. 125 bin bölü 4. 31.250. 31.250 dolar. Bu ne? 31.250 dolar. %8'den faize yatırdığım miktarı veriyor. Toplamı 50 binde 50 binden 31.250 çıkardığım zaman 18.750 dolar ise %12'den yatırdığım miktara karşılık gelmektedir. 253'teki soru da benzer bir soru. Tonu 140 dolar olan kömürden kaç ton?
Tonu 190 dolar olan kömürle karıştırılmalıdır ki tonu 175 dolarlık 32 bin tonluk bir karışım elde edilsin. 32 bin tonluk bir karışımımız var. Ama bu 32 bin tonluk karışımın bir kısmını 140 dolardan satın aldım tonunu. Geriye kalan kısmını ise 32 bin eksi x tonluk kısmını ise, değil mi? 190 dolardan satın aldım. Bu diyor tüm 32 bin tonluk karışımın 175 dolara tekabül ettiği bir karışımmış. Tonu 140 dolardan x ton aldığım zaman 140 çarpı x TL ücret ödemem gerekiyor. Tonu 190 dolardan 32 bin eksi x ton aldığım zaman 190 çarpı 32 bin eksi x miktarında bir para vermem gerekmektedir. Bu ikisi diyor 32 bin doların 175 dolar, değil mi? Tonu 175 dolara karşılık geldiği miktarı temsil etmektedir. Tonu 175 dolara karşılık geliyorsa 32 bin dolarımız var. Dolayısıyla bu da 175 çarpı 32 bin dolarlık bir fiyata karşılık gelmektedir. Burası 140x çarpalım artı 190 çarpı 32 bin. 60 80 80 bin. 190 çarpı x eksi 190x 175 çarpı 32 bin 5 milyon 600 bin. 140'tan 190 çıktığında eksi 50x kalır. Diğer tarafa attım. Artı 50x. 5 milyon 600 bini 6 milyon 80 bini diğer tarafa attığım zaman 480 bin karşılık geliyor. 480 bin. Her iki tarafı 50'ye böldüğümüz zaman x'i buluyoruz. X eşittir 9600 ton. 9600 ton dediğimiz miktar tonu 140 dolara karşılık gelen miktar. Burası toplam 32.000 ton olduğuna göre 9600'ü çıkardığımızda 22.400 tonda tonu 190 dolara karşılık gelen miktar. Bu da ne yapıyor? Tonu 175 dolardan 32.000 tona karşılık gelen bir fiyattır. Sabit artan bir oranda bir firmanın maliyetleri 1988 yılında, şurası yıl olsun, yanında da maliyet olsun. 1988 yılındaki maliyeti 265 milyon dolar. Maliyeti çarpı 1 milyon şeklinde gösterelim. 1992'de ise 279 milyon. 1992 yılında ise 279 milyon dolarmış. Bize diyor ki bu trend böyle devam ederse 1996 yılındaki maliyeti ne olur diyor. 1996'da ne olur diyor. Şimdi ne diyor burada? 1988'den 1992'ye kadar 4 yılda, değil mi? 4 yılda maliyeti 265'ten 279'a kadar nedir? 14 milyon artmış. 1992'den 1996'ya kadar gene 4 yılda maliyeti ne kadar artar? Dolayısıyla 4 yılda 14 arttıysa gene 4 yılda 14 artması lazım. Burası 279 artı 14'ten 293 milyon dolar olarak karşımıza çıkmış olur. 255'teki soru da 254'teki soruya çok benziyor. Burada trend azalan şeklinde. Satışlardan bahsediyor. Yıl ve satışlar. 1989 yılındaki, değil mi? Basit bir oran orantıyla çözeceğiz. 905 dolarmış satışı. 1992'de 887,75 dolara düşmüş satışı. 1995'te durum ne olur diye soruyor. Gene aradaki fark sabit. 3 yılda
3 yılda 905'ten 800, 905'ten 887,75 çıkarırsak 17,25, 17,25 dolar azalmış. 1992'den 95'e kadar, burası tesadüfen 3 yıl denk geldi. 1 yıl olabilir. Basit bir orantıyla gene çözebiliriz. 3 yılda ne kadar azalır? 3 yılda 17,25 dolar azaltıysa 3 yılda gene 17,25 dolar azalır. 17,25 çıkardığımız zaman 0, 5, 7'ler gitti. 8'den 1 çıktı 7. 870,50 dolar olarak karşımıza çıkmış olur.